Herkese merhabalar, iyi günler diliyorum. Bugün 24 Şubat 2024 günlerden cumartesi. Sezonu açtık diyebiliriz. Kovanları kontrol ediyoruz. Kontrol esnasında anasız kalmış kovanlarımız elbette olabiliyor. Burada küçük ana arı kutularında kışlattığımız arılar vardı. Bir tane ana arısız kovan denk geldi. Mevcudu da fena değil. 2-3 çerçeve mevcudu var. Ben de ana arı kutularından şöyle kontrol ettim. Ve bir tane ana arısı olan kovan denk geldi. Onu da şöyle göstereyim. Burada da ana arı kutusunun faydası. Çok fazla bir mevcudu yok. Kalmamış. Şöyle hatta saysan bir 20-30 kadar bir arı kalmış. Ama ana arısı sağ. Ben bunu değerlendireceğim. Şimdi kovanımı açtım. Onun yanına hep birlikte gidelim. Evet, kovanımız bu. Ana arısı ölmüş. Mevcudu da güzel. Şimdi bu arıya bu anayı vereceğiz. Hemen geliyorum. Evet, bundaki mevcudu da göstermek istiyorum ben. Kontrol etmiştim. Hemen şöyle bir 2, 4, 6, 8 çerçeve var kovanda. Böyle stok güzel. Şurada çok güzel bir stok var. Şu yüzünde de. Evet. Mevcut. Bu şekilde. Mevcudu güzel. Ama ana arısını kaybetmiş. Ölmüş. Evet. Mevcut. Böyle. Evet, burada da ana arı kutusunun önemini görmüş oluyoruz elimizde. Bu mevsimde ana olması çok faydalı oluyor. Evet. Diğerlerinde ne aşağı yukarı arı var. Ben şöyle bunu şöyle orta kısma koyacağım. Şuradan hafif şöyle bir şöyle bal alıp şöyle sürelim. Yani bu kabul etmeme gibi bir durum olmaz. Zaten seçeneği yok arının. Anasız kalmış. Şöyle aralayalım. Birkaç gün sonra bakıp anayı salmamız gerekir. Yani hiç tüpe almadan direkt içine de biraz ballayıp o şekilde de salabiliriz. Ama ben yine şöyle tüpe koyup salmayı tercih ettim. Evet. Yaptığımız uygulama bu şekilde. Herkese bol bereketli bir sezon diliyorum.